Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken bu sabah Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın'ın kıymetli evladının vefatını büyük bir teessürle öğrendik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Genç yaşta hayatını kaybeden İldeper Yalçın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz iki değerli büyüğümüzü Ali Topuz ve Orhan Birgit'i toprağa veriyoruz. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sayın Topuz'un ve Sayın Birgit'in bu partiye verdiği hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Değerli basın mensupları, dün gece 219 yıllık Türk-Amerikan ilişkilerinde daha bugüne kadar hiç görmediğimiz büyük bir rezaletle karşı karşıya kaldık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 9 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kağıt parçası doğrudan Beyaz Saray tarafından da sızdırıldı. Beyaz Saray antetli ve Trump imzalı bu kağıt parçasında diplomatik teamüllerin dışında hiçbir devlet başkanına yakışmayacak küstahça ifadeler ve hakaretler var. Bu kağıt parçasının muhatabı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan değildir. Bu hakaretlerin muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu hakaretlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir hadsizliği, küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir. Bugün de etmemelidir. Değerli basın mensupları, Trump bu küstah üslubu kullanma cesaretini ve cüretini nereden almaktadır? Bu kağıt parçasında üç husus dikkati çekmektedir. Birincisi, Trump'ın ver demesi üzerine sarayın adalet ve siyaseti karıştırarak Papaz Brunson'ı Oval Ofis'e göndermesidir. İkincisi, saray iktidarının ekonomiyi borca batırarak dolar korik hale getirmesi ve döviz rezervlerinin tüketilmesi neticesinde ülkemizin dışarıdan gelecek ekonomik tehditlere karşı savunmasız kalmasıdır. Önce borç verenler, şimdi bize emir vermeye kalkmaktadırlar. Trump'ın ekonominizi yıkarım tehditlerinin arkasındaki neden budur. Üçüncüsü, Erdoğan'ın Büyük Ortadoğu projesi eş başkanlığına soyunmuş olmasıdır. Bu görevi veren dış güçler, şimdi Erdoğan'a PKK'nın Suriye'deki başıyla pazarlık masasına otur demektedirler. Bu kağıt parçasının ekinde Suriye'deki terör örgütünün bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na yazdığı bir paçavranın da yer aldığı anlaşılmaktadır. Buradan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve hükümetinin Suriye'deki teröristlerle mektup arkadaşlığı yaptığı da anlaşılmaktadır. Umarız ve bekleriz ki Erdoğan, Trump'ın bu müsveddenin ekinde yer alan terör örgütüne ait paçavrayı ciddiye alıp okumamıştır. Bu olan bitenler iki ülke arasında 1952 yılından bu yana mevcut olan müttefiklik hukukuna hiçbir şekilde sığmamaktadır. Buna hak ettiği yanıt verilmediği sürece Trump'ın küstahlığı daha da artacaktır. Trump'ın bu küstah mektubundan 4 gün sonra Erdoğan'ın çıkıp bu küstahlığı nükte olarak, şaka olarak görmek istiyorum deyip tevhile yeltenmesi açıkçası çok ağrımıza gitmiştir. Bunu kabul edemeyiz. Bu zırva tevhil götürmez. Diğer taraftan bu rezalete Barış Pınarı harekatıyla cevap verdik dendiği görülmektedir. Bu açıkça milletimizi kandırmaktır.
Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim 2019'da saat 16'da başlamıştır. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde saat henüz 9'dur. Yani mesai daha yeni başlamıştır. Demek ki bu kağıt parçası harekat başladıktan sonra yazılmış ve gönderilmiştir. Dolayısıyla da bu kağıt parçası bu müsvedde ortada durmaktadır. Buna daha henüz gerekli cevap verilmemiştir. Aslında yapılacaklar bellidir. Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir. Bugün sarayda Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Cumhurbaşkanı tarafından değil, yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilmelidir. Bu görüşmede Türkiye'ye gönderilen mektup müsveddesi geldiği adrese ABD Başkan Yardımcısı eliyle Oval Ofis'e geri götürülmelidir. Bu kağıt parçası ortadayken ve AK Parti Genel Başkanı'nın dünkü grup toplantısında ifade ettiği üzere kendisine ve ailesine Amerika Birleşik Devletleri tarafından vize yasağı getirilmişken Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Amerika Birleşik Devletleri'ne adım atmaması gerekir. Erdoğan bu tedbirleri almaktan çekinmemelidir, korkmamalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emperyalizme karşı dünyanın en onurlu savaşını vermiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, hakkını, hukukunu, şanını, şerefini korumak için Cumhuriyet tarihinde ne yapıldıysa hep onun yanında olduk. Bundan sonra da yanında oluruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu büyük millet hiçbir egemen gücün hadsizliğine pabuç bırakmayacak birikime sahiptir. Teşekkür ediyorum.